Merhaba arkadaşlar. Özellikle halka arzları takip edenleri 2 gündür meşgul eden bir CV enerjimiz var biliyorsunuz. CV enerjinin nihayet dağıtım miktarı dün akşam saatlerinde belli oldu. Bu da aslında daha çok Finansbank'ın konsorsiyum lideri olmasından dolayı, Denizbank'ta nedense belli olmadı ama Finansbank'ta konsorsiyum lideri olduğundan dolayı 12'şer lot, 11 ya da 12'şer lot düştü arkadaşlar. İade parasından belli oluyor bu. Bizimkiler de biz İş Bankası'ndan başvuru yaptık. Bizimkiler de büyük bir ihtimal yarın akşam saatlerinde belli olacak. CV Enerji'yi geçtik. Arkadaşlar aslında halka arzları takip edenlere, halka arzları katılanların EuroPower Enerji'nin tavan serisinin devam edip etmeyeceği hakkında bazı şeyler konuşmak istiyoruz. Sosyal medyada da birçok paylaşım var. Güzel paylaşımlar. Şöyle bir ekranımızı küçültelim önce. İlk önce EuroPower'daki 6 adet tavanımızı görelim. Görüyorsunuz arkadaşlar 44 liradan başladık. Şu an 72 liraya geldik. 71,80, 780 lira kârdayız. Dağıtım güzel sonuçlanmıştı hatırlayalım. 780 lira kârda devam ediyoruz ki sigarayı bırak hisseye gel videomuzda gördüğünüz üzere biz aslında EuroPower'ı uzun vade sigara yerine alınabilecek hisse olarak her gün bir günde bir paket sigara yerine alınabilecek hisse olarak EuroPower'ı biriktirmeye başladık. Gelelim konumuza. Acaba EuroPower daha kaç tavan görecek? Arkadaşlar Twitter'da Turgut Turgutoğlu güzel bir paylaşım yapmış. Biz gerçekten beğendik. Hissede büyük hareketlilik yaşanacak diyor. Bu haftadan bahsediyor arkadaşlar. İşlem hacminde birinci olacağını düşünüyorum diyor. Hani bu işlem hacmi alım satımların toplamı. Yani sadece alımlar ya da satımlar değil. İkisinin toplamı hacim olarak belirleniyor. Piyasa defter değeriyle FK karşılaştırması yapmış. Diğer enerji şirketleriyle. Yani aslında EuroPower'ın normalde daha ne kadar gidebileceğiyle alakalı bir karşılaştırma. Örnek vermek gerekirse hani Ford otomotiv sektöründe ne kadar PD'si var? Örneğin 11. Diğer otomotiv firmalarının da 10, 11, 9, 12 olması gerekiyor PD'de. Şimdi EuroPower'ın PD'si 72 liraya göre bakalım 71,80. 71,80'e göre PD'si 6,03'müş arkadaşlar. Ama gelelim Alfas'a. 16,73, Astor 14,96, Gesan 14,32, Kontur, Kontrolmatik 20,69, Smart Güneş Enerjileri 27 arkadaşlar 27,33, Yeo Teknoloji 16,30. Yani piyasa defter değeri şu an hala EuroPower'ınki düşük. Yani piyasa defter değerine bakıyor olsak ben daha derim ki herhalde bu EuroPower 5-6 defa daha tavan gidecek derim. Ama görünen o ki FK da önemli. EuroPower'ın şu anki 71,80'deki tekrar bakalım 71,80'deki FK'sı 41,83 arkadaşlar. Alfa'sınki 29,49. Astor'unki 27,10. Gesa'nınki 48. Kontrolmatik'inki 56. Smart Güneş Enerjisi'ninki 86,35, Yeo Teknoloji 29,40. Yani 1, 2, 3, bütünmüş, evet büyütmüşüz. 3, 3 şirketinki, 3 hisseninki halen EuroPower'dan yüksek. Yani burada yarı yarıya, %50, %50. Yani FK buralarda kalabilir diyebilir miyiz acaba? Yani benim düşüncem, şimdi soracak olursanız, yani az çok eğer bir düşüncemizi bekliyorsanız arkadaşlar benim düşüncem EuroPower'ın hani Astor'la karşılaştırıyorum ben çoğunlukla şu an katıldım şu günlerde katıldım halka arzlarda Astor'la karşılaştırıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Astor tavan yapmış 9 ben de EuroPower'ın aslında çarşamba günü artık tamam olacağını düşünüyorum. Neden çarşamba diyeceksiniz? Hani Big Chef'in halka arzı da var ya talep toplaması var. Çarşamba günü bozduran kişi Big Chef'in
Talep toplamasına cuma günü girebilecek. Oradan bozdurduğu parayla. Bence çarşamba günü bozacak gibi duruyor. Yarın salı. Yarın hani çok Turgut'un söylediği gibi çok böyle aşırı derecede işlem hacmi olur. Yarın çok karışık hareketlilik yaşanır. Ama sanki böyle hafif bir düşme olsa bile sanki tavanı bozmayacak gibi tekrar tavana kitleyecek gibi düşünüyorum. Bir gün sonra çarşamba günü tavanı bozacak diye düşünüyorum. Zaten tavanı çarşamba günü de bozmazsa eğer Europower'da güzel bir kar marjı bizi bekliyor demektir arkadaşlar. Yarın tavanı bozmazsa karımız 1000 liraya geliyor. Bir gün sonra da bozmazsa 1200-1300 liralara kadar kar çıkmış oluyor arkadaşlar. Güzel. Gelelim diğer bir sosyal medyadaki paylaşıma. Alfa Solar Enerji ile Europower'ı karşılaştırmış Borsa Günlüğü. Güzel bir karşılaştırma olmuş aslında. Ama şurası bizim dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. BGB hikayesi Sabutay kardeş paylaşmış. Adamlar Europower'ın içindeki Peak PV Solar'dan haberleri yok. Sunyur ürünlerinden haberleri yok. Hala 2022 finansal sonuçlarına göre karşılaştırma yapıyor diyor. 2023 6 aylık bilanço gelince gözleri fal taşı gibi açılacak ve tüh Europower'ı kaçırmışız diyecekler diyor arkadaşlar. Aslında GESA'nın hikayesine bakınca gerçekten de diyoruz ki ya Europower herhalde ilerisi geleceği parlak bir firma. Gerçekten de öyle. Europower hani halka arzlar başlamadan önce Europower konuşuluyordu. Çok söz ediliyordu. Çok dedikodusu yapılıyordu. Gerçekten de öyleydi. Geldiğimiz noktada Europower halka arz olduktan sonra da inanın devam edecek. Daha çok konuşulacak gibi görünüyor arkadaşlar. Biz böyle tahmin ediyoruz. Tavan serisi devam edecek diye düşünüyoruz. Bakalım gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar.